Bu zebane Efe olayı daha çok su götürür. Ya tabii ki kimsenin neye inandığıyla alakalı bir problemim yok ama. Bu olay çok fake durmuyor mu be abi? Şimdi zebane Efe olayını biliyorsunuz. Bir anda Yeraltı isimli bir YouTube kanalında bir çocuk patladı. Neymiş? Satanistmiş. 456 yaşındaymış. Olayın ne kadar fake olduğunu, çocuğun zaten taşak geçtiğini ben o videoda açıklamıştım. Zaten herkes de farkındaydı. Ha bir kesim yine farkında değildi. Böyle İslam'a davetler, çağrılar falan yapıyordu ama iş tamamıyla sosyal medyada bir kişiyi patlatmak üzerine kurulu bir olaydı. İkisi da de zaten bundan faydalandı. Sonra çocuk reklamlar falan almaya başladı. Az sokakta bir de saldırıya uğramıştı. Zorla kelime-i şehadet falan getirtmişler. Dedim tamam kardeşim bu çocuk buradan yürür. Ama tabi YouTube'da gelen hitler, izlenmeler o kadar önemli ki bu konu dine bile dokunsa insanlar geri adım atmıyorlar. Sonra Zebani Efe'yi tekrardan davet ettiler, konuştular falan. Sonra çocuğu Müslüman yaptılar. Zebani Efe Müslüman oldu diye bir sürü video yayıldı. İnternet bir anda bu çocuğu konuşmaya başladı. Çocuğu almışlar, Kabe'ye götürmüşler, oraları gezdirmişler, saç stili tutun giyimine her şeyini değiştirmişler. Ya bir bakayım dedim acaba izlenmeleri ne durumda? Ne kadar getiri sağladı bu olay? Ve izlenmelerini gördüğümde anladım ki sosyal medyada böyle şeyler tutuyor kardeş. İşin ucu ne zaman dine dokunsa insanlar realite algılarını bir şekilde kaybediveriyorlar. Ha bazı videolar da mesela internete düştü. Acaba zebani Efe'yi zorla mı Müslüman yaptılar falan diye. Çünkü çocuk pek halinden memnun durmuyordu. Ya da imanı ne kadar samimi falan diye. Şimdi bunları sorgulamak bana düşmez ama ben olaya şöyle bakıyorum arkadaşlar. Olay tamamıyla sosyal sosyal medyada popülerliği arttırmak için tasarlanmış, ucuza yatırımla iyi getiri sağlayan, şimdi çocuğu Kabe'ye kadar götürdüysen bunun bir masrafı olacak ama bunu internete yaydığında da güzel para kazanacaksın. Aslında bir tür iş kolu ve bütün insanlar da bunu tırnak içinde söylüyorum yediler. Ya sosyal medyada öyle bir yayıldı ki bu. Aman işte Allah kardeşimizi Müslümanlıkla şereflendirmiş falan diye. Ya gerçekten mi? Şu çocuğun yüzüne bir baksanıza. Ben olaya bir perspektiften daha baktım. Ya mevzu cemaate falan kayabilir. Çünkü bir cemaatin içine girdiğinizde yüksek ihtimalle size böyle güzel yaklaşırlar. Sizi bir yerlere götürürler. Belki bir şeyler ısmarlarlar. Senin de bunlar tabii ki hoşuna gider. Ve o radikal hayattan kendini uzaklaştırırsın. Sana tırnak içerisinde kollarını açan, sana bir şeyler ısmarlayan, sana bakan o insanların birdenbire arasında bulursun kendini. Ekin Soya bundan olmuştu mesela. Ekin'i hatırlayanlarınız mutlaka vardır. Adam YouTube'un zirvesindeydi. İnanılmaz da çılgın bir hayatı vardı. İslam'la falan da çok bir alakası yoktu. Daha sonrasında yanlış bilmiyorsam Nurcularla tanıştı. Ve birdenbire yani normal bir Müslüman da olmadı. Tabii Müslüman'ın normali kime göre neye göre değişir ama böyle inanılmaz radikal insanları İslam'a davet eden videolar çekmeye başlayan bir değişime uğradı Ekin Soyak. Çünkü o cemaat kafası harbiden beyni yıkayabiliyor. Bu çocuk da belki kendini böyle bir şeyin arasında buldu. Tam olarak bilmiyorum. Bu konuyu böyle iftira gibi algılamayın. Sadece benim iddiamdır ya da kendi perspektifimdir diyeyim. Çünkü böylesine radikal değişimler bana samimi gelmiyor en azından. Bunu söyleyebilirim. Zebani Efe'yi Müslüman yaptıkları videoyu da izledim bu arada. Ya video gerçekten çok fake gözüküyor arkadaşlar. Çünkü çünkü videodan bir video sonra Müslüman'la tartıştığı bir videosunu yayınlamışlardı Zebani Efe'nin. O videoda da benzer argümanları kabul etmiyordu, aksine geri çeviriyordu, hepsine de bir cevabı vardı. İyi veya kötü fark etmez. Ya zaten çocuk bence dalga geçiyordu. Ulan aynı videoyu çekmişler, benzer argümanlar. Bu sefer Zebani Efe diyor ki tamam ikna oldum. Ya ne değişti arkadaş ben anlamadım ki. Total'den ne oldu, kim kazandı ben size söyleyeyim. Sosyal medyanın ortasına inanılmaz marjinal tipli ve gayet de popüler olabilecek bir çocuk atıldı. Sonrasında bunlar izletildi dedik yani hepimiz. Çocuk popüler oldu bu işten para kazandı. Bunu yöneten kanal boş durur mu? Onlar da bayağı bir para kazandı. İzlenmeleri gördünüz. 3 milyonlar, 5 milyonlar. Konumuz neydi? Dinde. E bunu nasıl çevirebilirdik? Çocuğu Müslüman yaparak. Çocuk Müslüman oldu. İşin popülerliği daha da arttı. İnsanlar bir daha kafalarını oraya çevirdiler. Ve bu sefer daha da milyonları gördüler. Belki şimdi bu arkadaş İslami videolar çekecek ya da aldığı primle yeniden başka bir yola sapacak. İçten samimi şekilde Müslüman olduysa buna diyecek bir şeyim yok. Ancak gözüken benim perspektifim kesinlikle olaylar içten falan değil son derece samimiyetsiz ve internetin adeta bagını bulan bu arkadaşların birazcık daha para kazanması. Mevzu bu. Diyeceklerim de bu kadar.